asgari ücreti soruyoruz. Asgari ücret komisyonu toplanıyor. Evet. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Ya bence zaten dolar bazında olmalı. Ama şöyle olmalı. Şimdi asgari ücret diyorlar da. Asgari ücret mesela şimdi dediğinde geçinebiliyor musun? Bir insan kira der, sonra elektrik der, işte doğalgaz der, su der. Bunlar geçinmek değil ki. Sinemaya gitmek istiyorum, kitap okumak istiyorum, ailemle yemek yemek istiyorum, bir defalığına mahsus birine hediye almak istiyorum falan filan derken bunlar yetmez yani. 2 milyara ne yeter ki? 2 milyara şu an bir öğrenci olarak bana bile yetmez. Yani şu an öğrenciyim, bana kredi veriyorlar, o da geri almaya. Okumanın yaşı yok diyorlar ama bana verdiklerini ileride geri isteyecekler, işsiz kalacağım. İşsiz kaldığımda nereden getireceğim? Sağa sola bakacağım, iş yok, 1 milyara çalışacağım. O da sigortalı mı, sigortasız mı Allah bilir. Yani asgari ücret yetmiyor. Bir de sistemde zaten hata var. Kimse milletvekilinin maaşını sormuyor, bakanın maaşını sormuyor, zenginlerin vergisini, buyunu, şunu sormuyor. Hep garibanın, yani gariban ne alsın? 4000. Hep garibanın ağzına bakacaklar, bu ne alacak, bu ne yiyecek? Yani umudumuzu almışlar bizden. Umut kalmamış yani. Bir insanın umudu kalmadıktan sonra ne yapabilir? Yani en büyük günahı şu an bize işletiyorlar, umut kalmamış. Öbür gün ne yapacağız? Ben şu an mezun olacağım 2 sene sonra, ne yapacağım? Hangi puanla atanacağım? Ben şunu diyebilirim, gelsin ben ona 2300 vermeyeceğim, ben ona 4000 vereceğim. O 4000 ile ailesini de değil, kendisini geçindirebiliyorsa ben her ay ona 4000 vereceğim. Yeter ki kendisini geçindirebilsin, kesinlikle geçinemez. Ya giydiği takım 10.000, 15.000 ise sence 4000 ile geçinmesi mantıklı mı? Yani Allah bu zulmün sonunu getirsin. Baktığında doktorlarımız, hemşirelerimiz orada açıktayken, bu zorlu şartlardayken diyorlar ki kısıtlama. Tamam, kısıtlama geldi de zamanında gelseydi keşke. Mesela şu an bir öğrenci olarak bana kitabımı versinler, bilgisayarımı versinler veya internetimi sağlasınlar. Emin olun ki ben evden çıkmam. Bu sabah saat 8'de sınavım vardı. Evde internet yoktu. Oradan koşa koşa gelmişim. Kahvenin internetine bağlanıp sınavımı yapmışım. Böyle bir sistemde online sistem diyorlar. Köydeki öğrenci daha öğretmenini tanımamış. Gel de bu sistemin içinden çık. İstihdamla ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Bence asgari ücret 5000 lira da azdır. Yağlı tenekesini alıyorduk 100 TL'ye. Şimdi dün 2 gün önce almışım 250 TL'ye. Çalışmıyoruz da, işçiyiz de. Amela inşaatlarda çalışıyoruz. Çayın kilosu olmuş 100 TL. Gel de çocukları, 4 tane çocuğum var. Asgari ücreti veriyor 200-300 mi ne? Öyle bir şey. Kirasına, elektriğine, suyuna yatırıyor. Ne yiyecek bu insanı? Vallahi hiçbir şey söylemek istemiyorum. Diyecek bir şey bırakmamışlar. Tek diyeceğim Allah yardımcımız olsun. En az 3-5 lira olabilir. Tahminler. Neden 3,5 abi? Gördüğün gibi abi. İşsizlik gömün insanı vermeye. İşsizlikle biz de 3-4 ay hiç çalışmıyoruz. Ne işimiz var, ne bir şey. Biz de boş boş geziyoruz. Baksana çalışmıyoruz, dışarı çıkıyoruz. Dışarıda korona mora var. Peki şu anda asgari ücret komisyonu toplanacak. Evet. Yani asgari ücret komisyonuna burada nasıl bir çağrıda olmak istersin? 2 milyarda çalışırsın, ay başına boşluğu çıkıyoruz. Yani boş körek çalışıyoruz. Onunla da gelse yanımıza, öyle görseler o zaman değerimiz anladılar işte, nerede o günler? Abi asgari ücret sence ne kadar olmalı, onu soruyoruz. Bence 4000'den aşağı olmamalı. Neden abi? Neden? Çünkü millet zor kendini geçindiriyor. Geçindirmez de bence. Erzak alıyorsun, bir haftalık en az 500-600'den aşağı yok. Elektriği geliyor 300. Su geliyor 200'den aşağı yok. Bir de nasıl kendini geçindirecek? Siz geçinemiyor musunuz abi? Ben geçinemiyorum bence. Yani asgari ücret sizce en az ne kadar olmalı? En az 4000'den aşağı olmamalı. İnşaatta çalışıyorum. Haftada 2 gün bile işimiz yok şu an. Nasıl kendimizi geçindireceğiz? Elektriktir, sudur. Kendilerini yerimize koysunlar. Onlar geçinebiliyorsa biz razıyız yani. Bu askeri ücrete razıyız yani. En az 4000-5000'den aşağı olmamalı. Bunu hükümet daha iyi biliyor. Hükümetimiz daha iyi biliyor. Yani vatandaşın isteği ne kadar mesela? Komisyon toplanacak. Vallahi, bir mesajınız vallahi, var mı komisyon? Vallahi yani hiçbir mesajım da yok. Hiçbir şeyim de yok yani. Bunu devletimiz daha iyi bilir. Yeterli mi peki asgari ücret, şu anki asgari ücret? Vallahi
Onlar daha iyi biliyorlar ya. Devlet mesela insanların yaptığı şeyleri düşünemiyor. Bu insan ne yiyecek, ne içecek? Bunları düşünmesi gerekiyor. Bence devletin de insanlara bir yardım etmesi gerekiyor bu zamanda. Yetersiz yani bana göre. Abi kızcağız evet. Geri gelip ne kadar olmalı? Bence 3000'den fazla olması gerekiyor. Bana göre, benim fikrim bence bir. Bir insanın gerçekten de evinde yemeği, sebzesi, içeceği eksikse zaten orada huzur yoktur. Ben söyle söyleyeyim ben. Yani bence 3 milyardan fazla olması gerekiyor bir asgari ücreti. Asgari ücret komisyonu toplanıyor. Evet abi. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Vallahi bu bizim eşimiz değil yani. Bu bizim büyüklerin eşidir bu. Ben ne bileceğim abim. E peki Hacı abi, siz çocuğunuz var mı asgari ücret alan? Geçinebiliyor mu evli olan? Vallahi zor. Yani bir alırsa 5 gidiyor. Anlaşıldı mı bundan? Bu yok. Şimdi bu, ben bir Bağkur emeklisiyim. Alıyorum 2 milyar 200. Doğal gazım var, cereyanım var, elektriğim var, suyum var, bina haracı var. Bunlar gittikten sonra ne kalır? 1 milyar. Kalmaz, borçlu kalırsın. Borcu kalırım. Yani ne yesek? Ekmek, domates. Hangi ucuysa ekmek, maydanoz. Bunlar yiyoruz abi. Öyle idare ediyoruz, yoksa ne? Üçe yakın bize lazım. Evet. Yani biz demiyoruz 4, 5, 6. Üçe yakın bize lazım abi. Evet, o şekilde geçiniriz. Evet, geçineceğiz yani, normal bir geçimimiz olur. Burçluk kalmayız bir aya. Şimdi bu ay aldı mı, o bir aya vereceğim. Yine burçluk aldım, her zaman burçtayız. Evet. Her zaman burçluyuz. Evet. Evet. Asgari ücreti belirleme komisyonu toplanıyor. Evet. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Sizin düşünceniz nedir bu noktada? Ya ben şu anki sisteme bakıyorum da mesela ilk baştaki en eski asgari ücret ne kadardı? 2300 bir şeydi değil mi? 2324 lira. Şu an piyasaya bakıyorum, dolar olmuş 8 lira, euro olmuş 9 lira. Yani bizim milletimiz geçinemiyor. Yani en az 3500 olması gerekiyor en az. Etin kilosu olmuş 50-60 lira. Yani millet ne yiyecek ne içecek değil mi? Yani şu anki sisteme bakıyoruz, baya bir diğer ülkelere de kıyaslarsak asgari ücret baya bir az. Yani bunun derhal düzeltilmesi gerekiyor ama şu anki ben sisteme bakıyorum, büyük ihtimalle asgari ücret 200-300 artar. Yani 2600-2700 lira olur. Yani millet geçinemez. Atıyorum şu anki mesela bizim şu anki Siirt'te atıyorum en düşük kira 500 lira. O da en az 500 lira. Sobalı evet 500 lira. Atıyorum bunun elektriğidir, suyudur, faturası şudur. Onlar da 500 lira olsun. Hadi 1000 lira olsun. Tamam. Diyelim 2 tane çocuğu var. Okula falan gönderir. Onların da işte ihtiyaçlarıdır, giyimidir falan. O da diyelim 500 olsun, 1500. Bak 1500. Şu anki asgari ücret ne kadar? 2300. 2300'den 1500 çıkar. Kaldı ne kadar sana? Sana kaldı 800 lira. 800 lira nasıl geçineceğiz? Geçinemeyiz değil mi? Yani en az 3500 lira olması gerekiyor ki millet geçinsin. Ha tabii 3500 de yine azdır. Ya biz asgari düzeyde ele aldığımız için yine o şekil olsun yani. Buradan siz komisyona nasıl bir mesaj vermek istersiniz abi? Yani elinizi vicdanınıza koyun. Hani ben özellikle ben milletvekillerine sesleniyorum. Milletvekilleri kaç milyar? 15-20 milyar alıyor. Onlar bir aylığına asgari ücretle geçinsin. Geçinebilirlerse geçinsinler. Değil mi? Yani bizim yerimize koysanlar, empati yapsınlar yani. Yani bir insanı kendi yerine koyacaksın diyeceksin, acaba ben o maaşla geçinebiliyorum, geçinemiyorum. Saygıdeğer komisyon yetkilileri, lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Yani güzel bir miktar ilave edin. Millet bu şekilde geçinemiyor. Zaten dolar olmuş 8 milyon, euro olmuş 9 milyon. Güzel bir şekilde ilave edin. En az 3500 olsun ki milletimiz en azından geçinebilsin. Ona göre bir fiyat biçsinler. Yani bakalım bir ay o şekilde o asgari ücreti aldıkları zaman geçinebiliyorlar, geçinemiyorlar. Zaten büyük ihtimalle geçinemezler. Hatta orası zaten belli zaten. Dolar 18, euro 19 milyon yani. Hayırdır yani, kim geçinebilir ki yani? Yani biraz da ellerini vicdanlarına koysunlar. O hiç kullanmadıkları vicdanları var ya, biraz ellerini vicdanlarına koysunlar yani. Ben onu diyorum sadece.